Bugün 1 Nisan 2021 Perşembe saatlerimiz 11'i 3 dakika geçiyor. Medya Terapi'ye hoş geldiniz. KRT Televizyonu ve Yön Radyo ortak yayınında Medya Terapi'ye bugün 3 dakikalık bir gecikmeyle başladık. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekillerinden Sayın Özgür Özel'in önemli bir basın toplantısı vardı. O basın toplantısını getirdik ekranlarınıza. Tam da bu konuyla başlamayı düşünüyordum bugün Medya Terapi'ye. Yani Bad Loser dedik. İngilizlerin mızıkçılık konusuna, yani Türkiye Büyük Millet Meclisinde dün yapılan oylama arkasından başlayan bad loser tartışması ya da mızıkçılık tartışması. Bu konuya az sonra geleceğiz. Gündemi değerlendireceğiz. Dün kim neler söyledi, ne oldu, ne bitti onlara bir bakacağız. Üzerinde yorumlarımızı yapacağız ve tabii gazeteler gündemi nasıl değerlendirmişler, hangi manşetleri başlıklara atmışlar, haberleri nasıl görmüşler ve tabii ki köşe yazarları gündemi nasıl yorumlamışlar onlara hep birlikte bakacağız. Televizyondan ve sosyal medyadan seçmelerimiz de olacak. Arada ikinci bölümde ve tabii köşe yazarlarından seçmelerimizi de sizlerle birlikte okuyacağız. Gelin dünün gündemini bir hatırlayalım. Bugün 1 Nisan dedik. Bundan 2 yıl önce 2019 yılının 1 Nisan sabahında Türkiye önemli ve tarihi bir seçim sonucuna uyanmıştı. 31 Mart Mahalli idareler seçiminin sonuçları tartışılmaya başlanmıştı. Tartışılmaya başlanmıştı diyoruz. Aslında sonuç ortadaydı. İstanbul'da ve Ankara'da muhalefetin adayları kazanmıştı. Millet İttifakının adayları kazanmıştı ama iktidar ısrarla hayır biz kazandık diye ortalığa fırladı. Biz kazandık diye sokaklarda gösteriler yapmaya başladılar. Billboardlara teşekkürler İstanbul, teşekkürler Ankara diye pankartlar ya da afişler astırmaya başladılar. Yani tarihe geçecek bir mızıkçılık örneği sergilemeye başladılar. Oysaki sonuçlar açık ara ortadaydı. İstanbul'da da Ankara'da da ya da başka şehirlerde de başka büyük şehirlerde de muhalefetin Millet İttifakı'nın adayları kazanmış ve iktidara yani AKP MHP iktidarına ağır bir hezimet yaşatmıştı. Ama her zaman olduğu gibi iktidar kendi kazanamadığı yerde hayır biz bunu saymıyoruz mantığıyla hani var ya o Kastamonu spor maçından anlatılan fıkra vardır. Gol oluyor saymıyoruz diye bağırıyor tribünler. Aynı o mantıkla saymadıklarını ilan ettiler uzun tartışmalar yaşandı. Yüksek Seçim Kurulu devreye girdi ve İstanbul'da da seçimi iptal ettirdi. Ne oldu? 23 Haziran'da bu kez daha büyük bir farkla millet cevabını verdi. O kötü e, kaybedicilere, ben loser'lara, mızıkçılara tarihi mızıkçılık örneğinin suratına bir şamarı indirdi ve millet hem İstanbul'da, hem Ankara'da, hem de toplamda 11 büyük şehirde muhalefeti e, belediyelerin başına getirmiş oldu. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aynı buna benzer bir gelişme yaşandı. Az önce Özgür Özel'in de Türkiye Büyük Millet Meclisindeki basın toplantısında altını çizdiği olay buydu. Kaybedince kuralları değiştirmeye çalışan ve mızıkçılık yapan bir iktidar cenahından söz ediyoruz. Dün olanı kısaca hatırlayalım. Bir kanun teklifi var. Türkiye Büyük Millet Meclisine getirilmiş. Önce tümü üzerindeki görüşmeler yapılmış. Sonra maddeler üzerinde oylamaya geçilmesi, daha doğrusu maddeler üzerindeki görüşmelere geçilmesi konusunda bir oylama yapılıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Ve iktidar hazırlıksız yakalanıyor. İktidar Partisi'ne mensup milletvekilleri partilerine diyelim, Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'ne mensup milletvekilleri oylamanın yapıldığının farkında değiller. Oturumu da Cumhuriyet Halk Partili bir başkan vekili yönetiyor. Sayın Haydar Akar Kocaeli milletvekili dün nöbet sırası onda. Her zaman Mustafa Şen top yönetmiyor oturumları biliyorsunuz. Bu bir takvime, bir rotaya bağlanmış üç gün süreyle Haydar Akar yönetecek oturumları. Dün de Haydar Akar yönetiyor. Ve oylama yeter sayısı var mı? Var diyor. Oylama yapıyor açık bir şekilde. E, muhalefet partilerinin oylarıyla yani Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, HDP'nin oylarıyla tasarı e, pardon teklif reddediliyor. Teklif reddedilince de iç düzük gereği o teklif bir daha bir yıl boyunca parlamentoya gelmemek üzere rafa kaldırılmış oluyor. Yani kadük hale geliyor. Şimdi bunun üzerine tabi büyük bir vaveyla kopuyor. İktidar partisi nasıl olur da biz e, oylamayı reddederiz diye büyük bir panik içinde başkanlık divanına yürüyorlar. Başkana diyorlar ki hayır bu oylamayı geçersiz sayalım ya nasıl olur? Oylama yaptık. İçtücük hükümlerine göre oylama yaptık. Ve e, muhalefetin oylarıyla teklif reddedildi. Bitmiştir olay. Yani maçın son düdüğü çalınmıştır bitmiştir. Hayır biz saymıyoruz bu oyunu. Ya nasıl saymazsın? Hemen Mustafa Şentop geliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Az önce bulayın öyküsünü Sayın Özgür Özel detaylı bir şekilde anlattı Mustafa Şentop Meclis Başkanı koştura koştura geliyor Hayır efendim bunu biz iptal etmeliyiz olmamız olmadı saymalıyız Evet. Ee... Bu şekilde telaş içinde bir çaba ve bugün Başkanlık Divanı toplantısı çağrısında bulunuyor. Özgür Özel bunları anlattı ve Başkanlık Divanı toplantısı içinde Cumhuriyet Halk Partili Başkanlık Divanı üyesinin de paldır küldür Adıyaman'dan koşturup geldiğini söyledi. Olayı çok güzel özetledi. Maç oynanmış, bitmiş. Vardan da tartışmalı pozisyon konusuna karar verilmiş ama Merkez Hakem Komitesi geliyor bu maçın kararlarını iptal etmeye çalışıyor. Bu çok kötü bir mızıkçılık ve demokrasiye saygısızlık ve hazımsızlık örneğidir diye bu konuyu burada bağlamış olalım. Bakalım bugün Özel'in yaptığı açıklamayı kısaca hatırlatmak gerekirse kaçırmış olanlar için. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dün yapılan oylamada muhalefetin oylarının daha çok olması neticesinde iktidarın sunduğu bir teklifi ki o teklif neydi? Kamuya girişlerde güvenlik soruşturması ve arşiv taraması gerekliliği konusunda bir kanun teklifiydi. Muhalefet bunu reddetti ama oylamayı dediğim gibi bir tarihi mızıkçılık örneği daha göstererek iktidar partisi geçersiz kılmaya çalışıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisinde başkanlık divanı bugün toplanacak bu konuda. İlk başta ne demiştik? Geçen yıl Geçen yıl diyorum 2019 yılında 1 Nisan sabahında da yine böylesine bir seçim sonucuna itiraz ve kaybettiği halde kaybetmediği savıyla ortaya çıkan bir mızıkçı iktidardan söz ediyorduk. O da bir hani yabancı tabirle deca derler ya onun tarihi bir örneği olarak da kayda geçmiş oldu. Dün Siyasette bir başka tartışma daha vardı. Tartışma derken yine dikkat çekici bir olay. Anayasa Mahkemesi Halkların Demokratik Partisi'nin kapatılması amacıyla ya da kapatılması istemiyle verilen iddianameyi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyi iade etti. Niye? usul yönünden eksikler bulunduğu için iade etti. Yani işte iddianamenin metninde delillendirilememiş iddialar olduğu ya da usul hataları yapıldığı gerekçesiyle iddia etti. Bu önemli bir karardı. Çünkü başta Milliyetçi Hareket Partisi olmak üzere Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Anayasa Mahkemesi'nden bu davanın hızla sonuçlandırılması gibi bir istem içinde oldukları, bir niyet içinde oldukları bilinirken Anayasa Mahkemesi'nin iktidar partisi Partilerinin e, isteği ya da dileği hilafına böyle bir karar alması tabi siyasi kulisleri hareketlendirdi. Hareketlendirmekle de kalmadı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli bu olayı daha da ileri götürerek adeta bir anayasal skandal niteliğinde açıklama yaptı. Neydi o açıklama? Anayasa Mahkemesi kaldırılmalıdır. Anayasa Mahkemesi artık e, bizim istemediğimiz gibi kararlar vermektedir. O yüzden böyle bir mahkeme olmamalıdır mealinde bir açıklama yaptı. Yani herkesi hayrete düşüren bir açıklamadan söz ediyoruz. Şimdi işin absürt tarafı şu. Halkların Demokratik Partisi kapatılmak istenen bir parti. Hakkında bir iddianame hazırlanıyor. Anayasa Mahkemesi'ne gönderiliyor. Muhtemeldir ki Halkların Demokratik Partisi bu konuda yani muhtemeldir değil ki hayatın e, gerçeği. Halkların Demokratik Partisi bu konudan en az memnun olan ya da hiç memnun olmayan buna en fazla itiraz etme durumunda olan parti. Yani HDP'liler çıkıp deseler ki ya anayasa mahkemesi diye bir mahkeme olmamalıdır. Ne demek bizi yargılamakta kapatmak deseler o anlaşılabilir. Yine tabi kabul edilecek bir şey değil de yani her e, ülkenin anayasasında böylesine yüksek mahkemeler vardır. Yani en üst yargı organı gerektiğinde Lütfen'in e, mensuplarını bile yargılayacak olan e, bir yargı organı. E, dolayısıyla HDP bu lafı söylese anlarız da e, istediğin gibi bir sonuç çıkmayınca iddianame iade edilince anayasa mahkemesi kapatılsın ne demek? Yani kalkıyorsun salı sabahı diyorsun ki Anayasa Mahkemesi yaşasın işte ve bir an önce kapatsın bu partiyi diyorsun. O zaman tanıyorsun. İstediğin gibi bir karar vermiyor, iade ediyor iddianameyi. O zaman kapatılsın. Yani bunlar olacak şeyler değil. Hani insan bazen Türkiye'de öyle şeylerle, öyle demeçlerle karşılaşıyor ki, yok canım herhalde 1 Nisan şakasıdır falan diyorsun. Oysa ki dün 1 Nisan değildi, 31 Mart'tı. E takvim de 1 Nisan'ı göstermiyor. Dolayısıyla böylesine garip garip şeyler oluyor. Bakalım ne olacak bundan sonra? İddianameyi tabii ki e, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tekrar masasına koyacak, bir daha düzenleyecek herhalde. O usul hatalarını e, tamamlayıp ya da giderip tekrardan Anayasa Mahkemesi'ne götürmesi bekleniyor. E şimdi tekrardan Anayasa Mahkemesi'ne götürürse ve orada iade edilmezse ve kapatma yönünde karar çıkarsa bu sefer Milliyetçi Hareket Partisi ve onun gibi düşünenler Anayasa Mahkemesi'ni alkışlayacak mı? Hangi yüzde alkışlayacak o zaman? Tabi burası Türkiye yani kime e, hangi yüzde diye sormanın kimseye bir alemi yok. Ee, dün bir karar daha verdi Anayasa Mahkemesi o da neydi Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun başvurusuyla ilgili karar. Ömer Faruk Gergerlioğlu biliyorsunuz HDP Kocaeli Milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği düşürülmüştü buna karşı bir başvuruda bulundu yani o üyeliğinin düşürülme e, uygulamasına kararına karşı bir başvuruda bulunmuştu. Ama Anayasa Mahkemesi biz bu başvuruyu değerlendirme merciği değiliz. Biz bu konuda bir karar merciği değiliz diyerek yetkisizlik gereği, gereği e, iade etti. E, o başvuruyu da şimdi e, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun dün yaptığı açıklamadan anlıyoruz ki işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacakmış kararı. E, orada da e, yine karmaşık hukuki bir tartışma başlayacak. Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili bir not daha aktaralım. Dün Kahretan akşam haberlerinde HDP Grup Başkan Vekillerinden Sayın Meral Danış Beştaş'ı ağırlamıştık. Onun anlattığına göre Gergerlioğlu hakkında kesinleşmiş bir hüküm var. 10 e, gün içinde e, hapishaneye girmesi bekleniyor. E, fakat e, bunu reddetti. Yani teslim olmayacağım dedi. E, gelip alsınlar diye evinde direnişini sürdüreceğini söylemişti. O süre bugün de oluyor. Bugün de o konuda gelişmeler olabilir. Muhtemeldir ki e, güvenlik kuvvetleri gelip Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu alacaklar ve tabii e, orada da bir yine gergin anlar yaşanması bekleniyor diyelim. Şimdi yine bu çerçevede Selahattin Demirtaş'tan Edirne cezaevinde e, hükümlü e, ve tutuklu olan e, Selahattin Demirtaş'tan, HDP'nin eski eş genel başkanlarından Selahattin Demirtaş'tan enteresan bir açıklama geldi. Ve Selahattin Demirtaş, e, üçüncü bir ittifak oluşması ihtimalinden söz etti. Yani e, milliyetçilik bağlamında e, muhalefet yapan partilerle eğer anlaşamazsak, yani e, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti ile eğer, bir ittifak konusunda ya da ittifakın ilkeleri konusunda anlaşamazsak belki de üçüncü bir ittifak gerekebilir şeklinde ama tabii üçüncü ittifaktan kimi hangi partileri kastettiğini e, bilmiyoruz dolayısıyla Selahattin Demirtaş'ın da öyle bir e, açıklaması vardı o açıklamada tabii e, bugün yine e, kulislerde çok e, tartışılacak ya da siyasi e, arena'da çok tartışılacak bir e, demeçti bugün de onu e, masaya yatırıp tartışacağız gibi gözüküyor. Gelelim korona mevzuna. Korona virüste her gün peş peşe rekorlar kırılıyor. Peş peşe rekorlar diyoruz. Dün de vaka sayısı 39 binin üzerine çıktı. Bakın birkaç gün içinde 20 binlerden 30 bine oradan da 40 bin sınırına dayandı. 39.302 bin 302 vaka saptandı. Dün tek bir günde 152 ölüm var yine. Bu da e, vahim bir sayı ve toplam ölüm sayısı 31 bin 537'ye ulaşmış oldu. Geçen Mart ayından bu yana. Bakın günlük vaka sayılarında Avrupa'nın en vahim tabloyu gösteren ülkesiyiz. Yani daha önce işte Polonya'dan filan bahsediliyordu. Şu anda onları öteki ülkeleri sollamış ve Avrupa'nın zirvesindeyiz. Bu çok ciddiye almamız gereken bir tablo. 39.302 vaka bir tek günde mutant virüsün azlığı, mutant virüsün daha fazla vakalara yol açtığı bizzat Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından ifade ediliyor. Artık vakaların %75'i Mütant virüsten kaynaklanıyor diyor. Mutant virüs ne? Virüsün değişime uğramış hali. Daha hızla yayılan ve aynı derecede ölümcül bir şekilde e, insanları hasta eden bir virüsten söz ediyoruz. Hastalanma yaşının daha küçük yaşlara indiği hatta bir hocamızın Mehmet Ceyhan Hoca'nın galiba anlatımına göre 0-8 yaş arasında bile çocukların koronavirüse yakalanması ve e, hatta bazılarının hayatını kaybetmesi durumu çıktı ortaya. Bu neyi gerektiriyor? Bu biraz daha ciddiye almamız gerektiğini gösteriyor. Yani daha sıkı önlemlere başvurmamız gerektiğini gösteriyor. Birbiriyle çelişmeyen, mantıklı bilimin izinden giden kafaların alacağı, bilimin izinden giden yüreklerin, vicdanların alacağı önlemleri gerektiriyor. Öyle dini sahiplerle, dini gerekçelerle, işi Ramazan'a bağlayarak, teraviye bağlayarak filan değil, dini gerekçelerle değil, bilimsel gerekçelerle önlem alınmasını gerektiriyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenler ne yapıyorlar? Hala vatan vatandaşı suçlamaya çalışıyorlar. Doktor Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı dün diyor ki ya pek fazla da ciddiye almıyor galiba vatandaşlarımız bu maske, mesafe, temizlik önlemlerini mealinde açıklamalar yapıyor. İnsaf yahu Fahrettin Bey, insaf yahu Sayın Sağlık Bakanı yapmayın. Burada vatandaşla sorumsuzluk yap, yapıyor olabilir. Vatandaş da önlemlere gerektiği gibi riayet etmemiş olabilir. Ama esas siz gereken önlemleri almadığınız için ve hatta kim bilir kaç milyonuncu kez hatırlatacağız ve suratınıza vuracağız. O lebalep kongrelerle tarihi bir sorumsuzluk, tarihi bir vicdansızlık örneği göstererek insanları binlerce insanı salonlara toplayıp oradan yurdun dört bir yanına yayılmasını sağlayarak virüsün yayılmasına hizmet eden politikalarla bu işin üstesinden gelemezsiniz. Yapmayın. Bunun nasıl yapılacağını bilmiyorsanız anahtarları masanın üzerine bırakıp Arabanıza binip çıkıp gideceksiniz. Başkaları gelecek bunu yönetecek. E ne yapalım arkadaş? Esnafı kapatırsak yeme içme mekanlarını, kapatırsak dükkanları, mağazaları esnaf aç kalacak. Esnafın aç kalmasından ben sorumlu değilim. Esnafın aç kalmasından ekonomiyi bu hale getirip esnafa destek parası veremeyenler sorumlu. Yani siz sorumlusunuz. E ne yapalım? Çaresiziz. Çaresiz olduğunu söyleyen bir iktidar bu ülkeyi yönetmeye ehil değildir. Yetkin değildir. Bırakacak gidecek en kısa zamanda seçim yaptıracak bu işi becerebilecek olanlar gelip onlar yönetecek krizi. Hem çaresiz olduğunu söyleyeceksin hem de başkalarını suçlayacaksın. Çaresizliğin müsebbibi biz değiliz. İktidara daha dün gelmediniz. 19 sene önce geldiniz beyler hatırlayın. 2002 seçimlerinde geldiniz ve o günden bugüne bütün başarısızlıkların altında ve tabii ki koronavirüs pandemisiyle mücadeledeki başarısızlığın ve yenilginin ve hatta hezimetin altında sizin imzanız var. Başkasını suçlamaya hakkınız yok. Ramazan boyunca yeme içme mekanları kapalı kalacak diyorsunuz. Gerekçesi e Ramazanda herkes oruç tutacak. Emin misin? Niye herkes oruç tutacak? Oruç tutmak bir e, İslam'ın şartıysa Müslümanların isteğini tutar. Durumu müsait olmayanlar ya da sağlık durumu el vermeyenler tutmaz. Ya da bir tercihtir bu. Tutmak istemeyenler de yeme içme mekanlarına gidip yemek isteyebilirler. Hayır yemeyeceksiniz. E Ramazan'a kadar olan sürede ne olacak? O zaman açık yiyebilirsiniz. Niye? E esnaf 3-5 gün daha para kazansın. Böyle bir politika olabilir mi? Böyle bir kriz yönetimi olabilir mi? Sokağa çıkma yasağı saat 21'de başlayacak sabah 05'e kadar sokağa çıkma yasağı e ama teraviye gidecekler muaf olacak. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Nasıl bilimsel gerekçeleri bir kenara bırakıp sadece dini sahiplerle bu krizi yönetmeye çalışırsınız? Böyle bir kriz yönetimi olmaz olamaz ve bunun faturasını da hep birlikte ödüyoruz. Bakın sizler değil siz aşılarınızı oldunuz kendinizi e, sağlama aldınız. Gerçi sizin içinizden de bazı e, hastalananlar oluyor o kongeler Yine kongrelerden kaynaklanan, o lebalep kalabalıklardan kaynaklanan bir sürü e, vaka saptanıyor AKP e, saflarında. Ama ne oluyor? İşte böyle bir tablo. Dün 30 bin, bugün 39 bin. Allah korusun yarın 40 bin olursa bu tablonun sorumlusu kim? Halk filan değil. Evet sorumsuz davranan insanlar var. Sokaklarda maskelerini takmıyorlar. Hala kalabalık mekanlarda topluca oturuyorlar, kalkıyorlar. Ama esas sorumlu sizsiniz. Gereken önlemleri almadığınız için. Bakın akla başında bütün bilim insanları. Dünyada da öyle. Bakın Fransa'da 28 gün tam kapanma kararına doğru gidiyorlar. Türkiye'de de diyorlar ki 28 gün yani 4 hafta süreyle Tam kapanma uygulanmalı ve o tam kapanma süresince de akıllı, bilinçli ve çok sayıda Test yapılmalı, vakaların üzerine gidilmeli ve en önemlisi de yaygın, hızlı, etkin bir aşılama kampanyası gerçekleştirmeli. Evet, aş aşılama kampanyası son derece önemli. Son günlerde biraz daha umut verici gelişmeler yaşandı. Sağlık Bakanlığı çok miktarda işte kimi sayılara göre 3 milyon, 4 milyon, 5 milyon aşı tedariki yapıldığını söyledi. Almanya'dan Pfizer, -Bio BioNTech aşısı getirildiğini söyledi. Hatta hem Sinovac hem BioNTech aşısının opsiyonel olarak yani tercih bazında insanlar istediği aşıdan vurdurabileceğini söyledi. İnsanlar randevuları rahatça alabilmeye başladı. Dün de yine sevindirici bir gelişme basın mensuplarına o da yine biraz bir ayrımcılık yapılmış sarı basın kartlı basın mensuplarına çıkmış. Ee... Aşı önceliği tanınmış. Niye basın sektöründe çalışan ama sarı basın kartı olmayan insanlar bundan yararlanamayacak? Öyle ya. Benim burada çalışan arkadaşlarımdan belki sarı basın kartı olmayan ama en az benim kadar bu sektörde e, fiilen çalışan insanlar var. Rejide mesela şu anda bizi dinleyen arkadaşlarımız bu yayında benimle birlikte çalışan arkadaşlarımız var. Ben sarı basın kartı sahibiyim diye ben aşı olabileceğim. Gerçi ben yaş durumundan e, iki gün önce, üç gün önce oldum aşımı ama sarı basın kartlı olarak ben hak kazanıyorum. Ama öteki arkadaşım, öteki kardeşim sarı basın kartı yok diye belki alamadı diye, belki kartı değişik siyasi sahiplerle elinden alındı diye o haktan mahrum kalacak. Böyle de bir adaletsizlik olmamalı. Bugünden itibaren bu karar gözden geçirilmeli. Basın sektöründe çalıştığını kanıtlayan herkesin e, bu aşı hakkından da yararlanması gerekir. Tabii ki öteki sektörlerdeki insanların da öncelikleri var. İşte eğitim personeli, e, güvenlik personeli, polisler, askerler, e, güvenlikçiler, e, yani kamu kamuya hizmet eden ve kalabalıklarla iç içe çalışan bütün herkes, yani biz basın mensupları da dahil, bu aşı hakkından yararlanabilmelidir. Ama e, özetlersek bu konuyu. Covid-19 pandemisiyle mücadelede ağır bir yenilgi e, almak üzereyiz. Aldığımız gözüküyor, skorlar ortada. Gol üstüne gol yiyoruz virüsten, buna bir çare bulunması. Bir an önce aklımızı başımıza almamız gereği ortada. Gündem özetle böyleydi. Dün ekonomide de yine farklı açıklamalar, farklı demeçler vardı. Amerikan doları yine 8.30'lara, 35'lere yükseldi ama o cenahı da, o alanı da yakından izleyeceğiz. Bugün öyle gözüküyor. Saatlerimiz 11.31'i gösterirken gelin şimdi gazeteler gündemi nasıl yansıtmışlar ona bir bakalım. Hızla gazetelerin manşetlerine bakalım. Cumhuriyet gazetesi "Harem Selamlık Sınav" diye bir manşet atmış. TRT'nin Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde yaptığı sınavda tepki çeken bir uygulamadan bahsediyor Cumhuriyet'in manşet haberi. TRT'de çalışan 1260 kişi 27 Mart'ta sınava girmiş. Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ndeki sınavda 14 sınıfa kadınlar, 6 sınıfa erkekler alınmış. 21. yüzyılın İlk 20 senesini geride bıraktık. 21. senesindeyiz. Ama bakın TRT'de sınav yapılıyor ve kadınlar ayrı yerde, erkekler ayrı yerde oturacaklar. Çünkü niye? Çünkü kafalar hala 1. yüzyılda. Hatta milattan önce de. Efendim 14 sınıfa kadınlar 6 sınıfa, erkekler alınmış. 6 sınıf ise karmaymış. O 6 sınıfta neler yaşandı? Eyvah! Kim bilir neler yaşandı. Gitti namusumuz elden. Evet. TRT uygulama için bizim dahlimiz yok. Üniversite ise tamamen tesadüf demiş. Düşünebiliyor musun? 14 sınıfa sadece kadınları yığıyorsun. 6 sınıfa sadece erkekleri yığıyorsun. Tamamen tesadüf. Yani bırakmışlar insanları. Kadınlar demişler ki biz burada kadın sınıfında girelim sınıfa. Erkekler de orada e, sınava girmek istemiş. Ya alay mı ediyorsunuz millette kardeşim ya? Alay mı ediyorsunuz? 21. yüzyılda Orta çağ kafasıyla kadınlarla erkekler aynı sınıflarda, aynı odalarda sınava bile gere, giremez diyen kafa yaşamasın arkadaş ya. Hakikaten yaşamasın ya. Ciddi söylüyorum buradan. Yaşamasın böyle bir kafa. Aramızda görmek istemiyoruz böyle bir kafayı. Yani hani diyordunuz ya ya sev ya terk et diye. Ya çağdaş ol ya da yaşama arkadaş. Bu ülkenin havasını benimle birlikte teneffüs etme. Bu nasıl bir kafadır yahu? Kadınla erkeği ayrı odalarda, ayrı salonlarda sınava almak nasıl bir kafadır? Bunu hiçbir şekilde izah edemezsiniz. Cumhuriyetin layıklık ilkelerine, Cumhuriyetin çağdaş bir demokrasi olma idealine taban tabana zıt uygulamaları yapanlar, hayata geçirenler kamuda görev almamalıdır. Nereye gidiyorsa gitsin, nerede ne iş yapıyorsa yapsın ama kamuda görev almamalıdır. Çünkü Cumhuriyete ihanettir bu. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu temellerini attığı cumhuriyete ihanettir bu kafa. Açıkça hainlikle, ihanetle itham ediyorum buradan o kafayı. Kimse bu bir an önce bulunup işine son verilmelidir. Gitsin nerede, hangi tekkede ne yapıyorsa yapsın arkadaş bu adamlar. Ya da kadınlar, bilmiyorum. Belki de kadınlar var bu kararı alanlar arasında. Çalışanlar tepkili diyor. Hacı Bayram Veli Üniversitesi rektörü Yusuf Tekin'in adı Milli Eğitim Bakanlığı için geçiyormuş. Bakanlıkta bir dönem müsteşarlık görevinde bulunan Tekin Bakanlığı asla arzulamıyorum. Yemin ederim ki Sayın Cumhurbaşkanına dair hiç kimse de benimle bu konuda konuşmadı diyor. Şimdi bugünkü iktidarı Milli Eğitim Bakanlığı'na da bu adam yakışır. Kimmiş adı rektör Yusuf Tekin. Vallahi cuk diye de oturur. Bütün okulları da ayırır. Milli Eğitim Bakanlığı'na geldiğinde kız okulları, erkek okulları falan diye ayırır. Tamamen bir segregasyon. Oh ne güzel. 21. yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti. Yapmayın beyler. Ele güne rezil olmayı bırakın. Kendimize rezil olmayalım. Kendi kendimize rezil olmayalım. Bu kafa Türkiye'yi yönetmemelidir. İlk seçimde bu kafa iktidardan inmeli ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ideallerine layık bir kafa gelmeli yönetmelidir Türkiye'yi. Bu kadar da açık söylüyorum ve o seçim bir an önce yapılmalıdır. Barış Pehlivan'ın yazısı. Barış Pehlivan bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde ilk yazısını yazdı. Soylu'ya mahrem mektup başlığıyla yazmış. İlerleyen dakikalarda köşe yazarlarına geldiğimizde o yazıyı da okuruz buradan. Peşinen hayırlı uğurlu olsun diyoruz sevgili Barış Pehlivan kardeşimize. Bir darbede kıyı belediyelerine Cumhuriyet'in manşetteki haberi böyle. Sahilleri bir vakfa devreden iktidar yerel yönetimlerin yetkilerini de alıyor demiş. AKP Turizmi Teşvik Kanunu'nda tartışma bir değişiklik yapıyor. Meclise sunulan teklifi değerlendiren CHP'li Budak, plajlardan yat limanı işletmecilerine kadar herkese bakanlıktan belge alma zorunluluğu getirildiğini, belediye belgeli işletmelerin yok edileceğini e, söylemiş Bu da tabi hani her şeyi merkezden yapma bütün izinleri merkeze bağlama politikalarının bir somut örneği Özellikle de sahil kentlerinde muhalefete e, muhalefet partilerine bağlı ya da muhalefet partilerinden seçilen bel belediyelerin e, görevde olduğunu düşünürseniz bunun anlamı apaçık ortada Cumhuriyette sayfanın göbeğinde Halkçı başkan unutulmadı e, başlığıyla bir fotoğraf var Dün açılan Ahmet İsvan sergisi. Yani e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin daha doğrusu o zamanlar belki büyükşehir belediyesi değildi ama İstanbul Belediyesi'nin eski e, efsane başkanlarından <laughs> Özür dilerim. E, Ahmet İsvan'ın Adısına açılan bir sergi. O serginin açılışında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bulundu. Ekrem İmamoğlu ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile Ahmet İsvan'ın ailesinin fertleri de bulundu. Bir vefa örneği olarak böyle bir güzel sergi açıldı dün. Önlemler ideolojik başlığıyla da bir haber var. Kısıtlamalar için Ramazan ayının beklenmesi tepki çekti. Az önce de konuştuğumuz haber. Hürriyet gazetesi aşı dahil tam pansiyon diye manşet bir haber vermiş. Aşı turları, daha doğrusu aşı dahil Rusya turları düzenliyormuş bazı Acentalar. efendim Türkiye'de bazı tur operatörleri konaklama Rus aşısı Sputnik 5 ve Moskova gezisi dahil 1099 euroya Rusya'ya aşı turu düzenlemeye başlamışlar. Aşı iki doz halinde yapılacağı için tura katılanlara birbirine yakın tarihli iki uçak bileti kesiliyormuş. İki gidişle de Moskova'da dört yıldızlı bir otelde iki gece konaklama yapılıyormuş. Aşı Moskova'ya gider gitmez anlaşmalı bir klinikte uygulanıyor. Aşı turistine Türkçe Rusça bilen bir asistan eşlik edecekmiş. Aşıları bekletmeyin diye de bir çağrı var hemen bu haberin altında. Bu çağrı kimden geliyor? Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den geliyor. Yani Pfizer-BioNTech diye anılan aşının e, geliştire aşıyı icat eden ya da geliştiren iki Türk bilim insanı. Daha doğrusu Almanya vatandaşı Türk bilim insanı. Diyorlar ki e, Uğur Şahin Avrupa'da artan vakalar için endişeliyim demiş ve aşıların hemen kullanılmasını istemiş. Şimdi nasıl e, neyi kastediyor diyebilirsiniz. Pek çok ülke daha sonra lazım olur diye aşıları bol miktarda alıp depoluyor. Vur Şahin diyor ki bir an önce yaygın bir şekilde hemen kullanın kullanın. Aşıları bekletmeyin çünkü çok ciddi bir tehlikeyle, krizle karşı karşıyayız diyor. Sözcü gazetesi demokrasi getireceğiz kimse merak etmesin diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sözcü Gazetesi'ne ziyaretinde yaptığı açıklamalara yer vermiş. Sözcü'nün genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz ağırlamış Kemal Kılıçdaroğlu'nu. Kılıçdaroğlu demiş ki: "Mücadeleye devam ediyoruz. Demokrasiyi getireceğiz, kararlıyız. Demokrasi geldiğinde rahat bir çözüm ortamına kavuşulacak. İnsanlar düşüncelerini açıklayabilecek. Kendi emanetine sahip çıkamayan vakfa Gezi Parkı'nı emanet ettiler." Bu başlık nereden çıktı? Bu stüdyodan çıktı. Nasıl çıktı? Salı akşamı Şimdiki zaman programında Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bu skandal gerçeği açıkladı. Yani gezi parkını verdikleri bu Sultan Beyazıt Hanı Hanı Sani Vakfı diye bir Vakıf var ya o vakfa verdiler ama o vakfa daha önce verilmiş daha doğrusu o vakfın uhtesinde olan İstanbul Beyazıt Camii avlusundaki Hünkar Kasrı yıllardır yıkık, dökük ve yangın geçirmiş harap halinden kurtarılmamış. İçi böyle, dışı böyle diye de iki çarpıcı fotoğraf var. İsmail Saymaz bu stüdyoda işte o gece programda olan e, sevgili kardeşimiz bunu e, Sözcü Gazetesi'ne de bugün haber olarak taşımış. Bir gün gazetesi ideolojik virüs diye manşet atmış. Covid-19'un Türkiye mutasyonu ideolojik virüs. Dört neden saymış. Neden ideolojik virüs sayılması gerektiğini ne işaret olarak kanıt olarak. Aşı ve test skandalı bitmek bilmedi diyor. İki, Ramazan ayarlı önlem paketinden söz ediliyor. Az önce de anlattığımız üzere kongre serbest protesto yasak. Lebalep kongrelerde dip dibe binlerce insanın böyle canhıraş bir şekilde tezahürat yapması, halay çekmesi, eğlenmesi serbest. Ama üç kişi bir araya gelip basın açıklaması yapmak istediği zaman yapamazsınız. Niye? Koronavirüs önlemleri. Bakın dün de Kadıköy Kaymakamlığı Kadıköy ilçesinde gösteri yapılmasını yasaklamış. Geçen hafta e, iki tane gösteri oldu ya orada e, kadınlar İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasına karşı protesto eylemi yaptılar. Bundan böyle yapamayacaklar. Niye? Korona önlemleri. Yahu yapmayın. Aklına alay etmeyin insanları. Ve dördüncü gerekçesi bir gün gazetesinin sermayeye destek yurttaşa iban. Yani ballı müteahhitlere yani komprador patronlara bin, binlerce milyonlarca lira destek vereceksin. Ama vatandaşa yardım yapabilmeye geldiği zaman sıra e paramız yok. İban numarası verelim, siz bize para verin, biz de size yardım yapalım diye utanç verici ve devleti küçük düşürücü uygulamalara başvuruluyor. Dolayısıyla bu dördünü alt alta yazıp ya da yan yana sıralayıp ideolojik virüs diye son derece güzel yerinde cuk diye oturan bir manşet atmış bir gün gazetesi. Bu manşetten dolayı kutlanmayı hak ediyorlar. Evrensel gazetesi Gergerlioğlu'nun ifadelerine sür manşette yer vermiş. Gergerlioğlu irade durdukça ben milletvekiliyim diyor. Yani milletin iradesi beni seçti. O irade orada duruyor. Ben hala milletvekili sayılırım demeye getirmiş. Evrensel manşetinde de Şimdi bu basın özgürlüğüne saldırı değil mi? Diyor. Anayasa Mahkemesi'nin ilan kesmeyi hak ihlali olarak gördüğü kararın daha mürekkebi kurumadan basın ilan kurumu haberimizde geçen saldırı ifadesi nedeniyle 5 gün ilan kesme cezası verdi. Bakın polisler gösteri yapmakta olan insanlara saldırmışlar. Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasına karşı çıkan öğrencilerin eylemiyle ilgili haberde Evrensel Gazetesi de polisler öğrencilere saldırdı demiş. Göstericilere saldırdı demiş. Vay sen misin saldırı kelimesini kullanan basın ilan kurumunun kamu ilanlarını Evrensel Gazetesi'ne belli bir süre vermeme cezası uygulamışlar. Bu biliyorsunuz bütün muhalif gazetelere uygulanıyor. Cumhuriyete de bir güne de Evrensel'e de uygulanıyor. Bu çağ dışı cezadan söz ediyorum. Bakın basın ilan kurumunun ve RTÜK'ün verdiği pek çok ceza akılla mantıkla izah edilecek cezalar değil. Dün de Halk TV ve Telebir'e cezalar gelmiş bazı programlarda söylenen laflarla ilgili olarak. E diyor ki yani bu saldırı değil mi basın özgürlüğüne saldırı değil mi? Kullanacağım ifadelere sen mi karar vereceksin? Bir hakaret yok ortada. Bir aşağılama yok, bir küfür yok. Polisin saldırısı diyor. Bundan dolayı basın ilan kurumu diyor ki ben seni yaşatmayacağım, ilan vermeyeceğim, gelirsiz bırakacağım, kapanmana yol açacağım diyor. Bu akılla, vicdanla ve demokrasiyle, basın özgürlüğüyle bağdaşacak bir şey değil. Bir an önce bu çağ dışı e, cezaların son bulması lazım. Dünya gazetesi yerlinin hisse aşkı sınır aştı diyor. Ünlem işaretinde çakmışlar her zaman olduğu gibi. 2020'de yurt dışından 3 milyar dolarlık alım yaptı diyor yerli e, yatırımcılar hisse e, alımında e, bayağı önemli mesafe kat etmişler karar gazetesi bu birinciliği hak ettik diyor nedir o birincilik Vaka sayılarındaki birincilik 37 bin vakayla Avrupa'da ilk sıraya yerleşti Türkiye diyor. Fransa, Almanya, Polonya, İsveç onun arkasından geliyor. Fransa bize en yakın olan 30 bin vakayla, Almanya 23 bin, Polonya 20 bin, İngiltere'de 4 bin vakaya düşmüş günde. Bakın İngiltere'nin nüfusu yaklaşık 65 milyon. Yani tamam biz 83 milyonuz ama 65 milyonluk bir ülkede biliyor musunuz 30 milyonun üzerinde insanı aşıladı İngilizler. Britanya diyelim hadi Birleşik Krallık diyelim 30 milyonun üzerinde aşılama yaptılar ve vaka sayısı günlük vaka sayısı sadece 4000 civarında. Ders almamız gereken bir şey. İngiltere'de en başta çok vahim hatalar yaptı ama ondan sonra kavradılar. Ciddi önlemler uyguladılar, sıkı kapanmalar uyguladılar. Agresif bir test politikası, agresif bir aşılama kampanyası ve günlük vaka sayısını 4000'e indirdiler. 65 milyonluk ülkeden söz ediyorum. 4000 vaka sadece günde. Ve bizimki gibi öyle e, verileri gizlemek, bilmem neleri saklamak falan yok. Oranın Fahrettin'i yok. Orada adam gibi insanlar var. Sağlık Bakanlığı yapan, halktan verileri gizlemeyen, halktan gerçekleri gizlemeyen, halka saygısızlık etmeyen Sağlık Bakanları ya da politikacılar var. Yani onlar da bilmez mi milletten gizlemeyi? İbret alın, ders alın. Yeni Çağ Gazetesi, kadınlar bitti demeden bitmez diye manşet atmış. Ee, Sayın Meral Akşener'in dünkü Grup toplantısından açıklamaları konu alan bir manşet haber Yeni Çağ'ın birinci sayfasında. Milli gazete sistemsel bir krizin içindeyiz diyen Sayın Temel Karamolluoğlu'nun açıklamalarına yer vermiş. Haftalık olağan basın toplantısında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu diyor ki başkanlık sistemiyle güçlü devlet kuracağız derken zayıf millet olma noktasına geldik. Sabah gazetesi Türk SİHA'ları ABD'de ders oldu diyor. Askeri okullarda Türkiye'de üretilen silahlı insansız hava araçları ya da insansız hava araçlarının Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı zaferine yardım eden Türk SİHA'larının başarısını Amerikan okullarında, askeri okullarında ders olarak okutuyorlarmış. Akşam gazetesi. Aşı savaşını Sputnik kazandı diyor. Rus aşısı var ya Sputnik V aşısı e, ya da Sputnik 5 mi e, tam e, onu bilemiyorum cehaletimi bağışlayın. E, Avrupa Birliği, İngiltere ve e, ABD ile aşı savaşına girdi. AstraZeneca yan etkileri nedeniyle durduruldu. BioNTech üretimi yetersiz kaldı. Merkel ve Macron Sputnik aşısı için yaptırım uyguladı e, uyguladıkları Putin'in kapısını çalmışlar. Türkiye gazetesi irtibat hali zayıf kalmış diyor. Anayasa Mahkemesi HDP iddianamesini işte bu nedenle iade etti diyor. Yeni Şafak gazetesi ABD hala çocuklarına ağlıyor demiş. Çocuklarına derken FETÖ'cüleri kastediyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin insan hakları 2020 yılına ilişkin küresel bütün ülkelerle ilgili insan hakları raporunda FETÖ'cülere sahip çıktığı vurgusu yapılıyor. Ee darbe girişiminden bu yana 60 binden fazla FETÖ'cü asker, polis ve diğer memurların görevden alınmasını yine gündeme getirip gözyaşı döktü diyor Amerika Birleşik Devletleri. Milliyet aşı seçme hakkı diyor manşetinde. Sağlık Bakanlığı BioNTech aşısını da devreye alıyor. Randevu sistemi üzerinden BioNTech ya da Sinovac aşısı seçilebilecek diye bir müjde vermiş. Posta gazetesi umudunu çaldılar diye bir başlık atmış. Antalya'da yaşayan Adem Dünya Çökmez çiftinin gelişim geriliği ve görme engeli bulunan 5 yaşındaki kızlarının tedavisi için Biriktirdikleri 45 bin lira değerinde altın evlerinden çalınmış baba ben o parayı çok zor biriktirdim kızımın geleceğini umudunu çaldılar diyor. Kızın tedavisi için biriktirdikleri parayı e, ya da işte altını 45 bin lira değerinde altını çalmışlar vicdansızlar ama tabii hani vicdan olsa adam niye gider hırsız olur. Hırsızların temel özelliğidir vicdansızlık. Nerede? Her nerede yaşıyorlarsa o hırsızlar, vicdansız hırsızlar çaldığınız her şeyi getirin geri verin. Bu aileye de geri verin. Milletten çalan hırsızlar varsa onlar da getirip geri versinler diyorum ama tamamen benimkisi de işte dilek ve temenni. Ozan Tufan muradına ermiş Fenerbahçe'nin ve milli takımın yıldız futbolcusu dün dünya evine girmiş Rojin Haspolat hanımefendiyle biz de mutluluklar, saadetler diliyoruz. Yeni Akit gazetesi kokain, esrar ne ararsan var diyor. Nerede? Tabii ki CHP'de. Yani AKP'yi kastedecek hali yok. Yeni Akit'ten bahsediyoruz. Yandaş, yalaka, yılışık, besleme, gazete bozuklusundan bahsediyoruz. Ayvatoğlu üzerinden iktidarı hedef alan CHP'de rezilliğin bini bir para. Bazı olaylardan örnekler veriyor. Şahısların isimlerini savuruyor ve demeye getiriyor ki kokain, esrar, CHP'de ne ararsan var. Bütün rezaletler CHP'de var. Ak Ak o parti. Efendim aydınlık gazetesi 3 ustadan uyarı demiş Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türk müziği kararı tartışılıyormuş. Yani o Türk müziği isminde Türk e, geçen müzik topluluklarının isimlerinden Türk kelimesini çıkardılar ya. Efendim 3 usta sanatçı müzikolog Mehmet Özbek, Neyzen Doçent Doktor Süleyman Ergüner ve keman sanatçısı Profesör Cihat Aşkın. E, tepki göstermişler. Sanatçılarımız milli kültür politikasının gelişmesi ve güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekmişler. Dün mesela Devlet Bahçeli'den bu konuda bir beyanat duyamadık. Milli bir konu olduğu için söylüyorum. E, acaba e, onlar da hani kültür bakanlığının bu uygulamasına karşı çıkar mı diye bekledik. Ve gazete pencerenin de manşetine bakalım. Gazete Pencere de bugün HDP iddianamesi iade e, diyor. Anayasa Mahkemesi'nden Bahçeli'yi kızdıran karar yani bu iade kararı üzerine de Bahçeli'nin e, gösterdiği tepkiyi hatırlatıyor. Bir de Damga Gazetesi'ne de bakalım. Damga Gazetesi'nde de bugün ne varmış manşet? Malezyalı'nın tek derdi para e, diye e, bir e, başlık var pandemi sürecinde zor durumda olan esnafa bir darbede işletmeci şirket vurmuş. 2014 yılından beri tek söz sahibiymiş. Malezyalı'nın tek derdi para. Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işleten Malezya'nın devlet şirketi Malaysia Airports Holding Berhad'ın havalimanı içerisinde hizmet veren işletmelerin teminat mektuplarını yaktığı pandemi nedeniyle kirasını ödemeyenlere zorla ödeme emri gönderdiği ortaya çıkmış. Saatlerimiz 11.51'e geldi bile. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra KRT Televizyonu ve Yön Radyo ortak yayınında medya terapiye devam edeceğiz. Saatlerimiz 11.53'ü gösteriyor. KRT Televizyonu ve Yön Radyo ortak yayınında medya terapiyi seyrediyor ve dinliyorsunuz. Sırada ekranlardan ve sosyal medyadan seçtiklerimiz var Ekranlardan seçtiklerimizde bugün TV100 kanalında yaşanan gergin anları getirelim ekranlarınıza. TV100 kanalında işte o akşamları e, siyasi tartışma programlarından birinde Şebnem Merve Oruç ya da e, Sabah programındaymış. Efendim Ahu Özyurt'un yönettiği programda İsmail Saymaz kardeşimizle Sabah gazetesinin yazarlarından Merve Şebnem Oruç arasında bir tartışma yaşanıyor. O tartışmaya kulak verelim. Hayır, o kadar yandaş deniyoruz. Vallahi size de güzel konuşuyorlar diyorum. Şimdi diyor ki biz gazeteciyiz tabii ki de herkesle konuşacağız. Hayır demek ki o e, söylediğiniz bizi izole ediyorlar. Tek bir medyaya konuşuyorlar de, dediğiniz Merve, kendi gazeteciler. Yandaş ya, şimdi yapıyorsunuz. de ya sus diyorsunuz. Ama kendi kendinizi yandaş yapıyorsunuz kardeşim. Bir dakika ya. E, sen de dün gece kendini tek başına yandaş yaptın. Ya benim sorduğum röportajdan bana bilgi veriyorsun. Nasıl ben yandaş Ay, yandaş oluyorum? sen ben... yandaşsın. Röportajda... Merveciğim sen yandaşsın. Ya, sen öyle ya. Sen Değilsin. Değilim işte. Bak Tevfik Göksu'yla röportaj yaptım. Bak Tevfik Göksu'yla röportaj yaptım. Osman Nuri ile konuştum. Değilim. Ama sen İmamoğlu senin açına bir hasım. Senin düşmanın İmamoğlu. Benim İmamoğlu. Senin hasım, düşmanın. Hasmım değil ya. Hasmım senin. Bak ya. burada alay ederek konuşuyorsun. Bu şehrin belediye başkanı. Öyle başkanın. mi devam edeceksin? Bu gücü nereden alıyorsun? Tamam. Bu gücü nereden Neyi alıyorsun? Neyi nereden alıyorsun? Bu gücü. Bu Hangi alıyorsun? gücü nereden alıyorum? Sen bana böyle yapma gücünü nereden alıyorsun? Ya gazetecikten alıyorum. Sen bana ya. bu gücü. Ya. Aa dün akşam gazeteciliktir Gönce ya. Kardeşim ben 5 milyon insanın oyu verdiği insana parmak mı sallayacağım? Kime sallamışım? Eee ki? sallıyorsun. Ya. E, yüzde. Bu, bu ülkenin yarısından fazlasını oyuna almış ama sallıyor? parmak sallıyorsun. Sallıyor? Sallıyor? Sabahtan sallıyor? akşama sallıyorsun. Kim sallıyor? e sen sallıyorsun. Tamam, Allah ay, Allah. Inşallah. Ya kalkıp da... Hadi. Yani bir dakika Allah aşkına yani bu kadar sinirlenilecekse bir tane yandaş ifadesine biz ne yapalım o zaman? Biz bayağı hazımlıymışız kardeşim. Biz bayağı haz mı ediyormuşuz kardeşim? Sabah akşam yandaş, yandaş... Biz bile kendimize yandaş demeye başladık. Akşamki programı Allah aşkına insanlar açsınlar izlesinler de görsünler. İtiraf edeyim ben bağırış çağrıştan hiçbir şey anlamadım. Merve Hanım'ın desibel rekorlarını kuran bağırışları çağrışları. İsmail'in onun karşısında tabii mukabil bağırışları. Zavallım Ahu Özgür kenarda ya yapmayın arkadaşlar ya biraz sakin ol abi filan diye böyle bir o alçak sesle girmeye çalışıyor. Yahu Ahu kardeşim sesini onlardan, onlardan daha yüksek çıkartacaksın ki bağırışı çağrışı e, önleyeceksin. Kaosu önleyeceksin. Neyse neticede sen misin yandaş ben miyim yandaş? Sen şu yazdığın yazıyla işte yandaşlık yaptın. Yok esas yandaş sizsiniz gibi malum tartışma ama Türkiye kimin yandaş olduğunu, kimin yalaka, kimin yılışık, kimin yavşak, kimin besleme olduğunu gayet iyi biliyor. O konudaki kararı zaten Türkiye vermiş durumda da hikaye bağırıyorsunuz, çağırıyorsunuz böyle bağırarak yanlışlıktan kurtulmuyor insan. Neyse. Hani bir örnek olsun diye verdik. Çok samimi söyleyeyim. Bağırışlardan tek kelime anlamadım tartışmadan. Öyle televizyon tartışması da olmaz zaten. Ahu Özgürt orada konuya da yani şeye de, hadiseye de hakim olamamış. Zaten bu tür programlarda sunucuya daha doğrusu moderatöre çok büyük görev düşüyor. Ben geçmişte bu tür tartışma programı da yönetmiş bir e, gazeteci olarak bir televizyoncu olarak o işin adabını e, biraz öğretmeye yetkin olduğum için de Ahu kardeşime bu konuda da hani akıl verme hakkını kendimde buluyorum barış çağrıştan hiç kimse bir şey anlamaz Hele ki ee, bu televizyonlarda her gece bazen bakıyoruz böyle 5 kişi 10 kişi birden bağırıyor. Olmaz. Bir de pencere fetişizmi var. Ne kadar çok pencerede ne kadar çok tartışmacı aynı anda bağırırsa o programın daha çok reyting alacağı varsayılıyor. Öyle bir şey de yok. Unutun o formülleri. Bir başka seçtiğimiz eee şey e, tweet twitter mesajı e, Habertürk gazetesinin yazarlarından daha doğrusu Haberturk.com sitesinin yazarlarından Gökhan Şen'e ait Gökhan Şen bu merkez bankası başkan değişikliklerinde işte yeni gelen başkan Şahap Bey'in efendim nasıl başarılı olabileceğini ya da ne yaparsa neye yol açabileceğini çok güzel bir grafikle anlatmış Gökhan Şen. O grafiği belki daha büyük bir halle getirebilirsek ekrana grafik kısmını büyütebilirsek diyor ki Gökhan Şen özetle Şahap Kavcıoğlu'nun faiz kararı. Eğer faizi indirirse diyor. Risk primi artar diyor. Risk primi dediği e, CDS diye e, tabir edilen şey. E, credit Default Swap. Efendim hayır indirmeyecek. İndirmezse diyor Naci Abal neden gitti diye sorarlar. Peki neden gittiğini bilmiyoruz. E bilinmediği için risk primi yine artar diyor. Naci Ağbal neden gitti? Faiz artışından ötürü. Peki Şahap Kavcıoğlu faiz artırsa yine aynı sorun olabilir. O zaman yine risk primi artar demiş. Öyleyse Şahap Kavcıoğlu faizi artırmaz. Artırmazsa yine risk primi artar diyor. Yani her durumda kaybediyoruz ve risk priminin artacağını çok güzel çarpıcı bir şamayla ortaya koymuş. Habertürk.com'da ekonomi yazıları yazan Gökhan Şen kardeşimiz. Ve üçüncü tweetimizde bir fotoğraf üzerinden atılmış tweet. Alman bir gazetecinin attığı bir tweetten söz ediyoruz. Şu gördüğünüz fotoğrafta Almanya milli takımı, milli futbol takımı sahaya böyle bir pankart çıkmış. Wir für 30. Burada kastedilen 30, yani hepimiz 30'dan yanayız gibi bir slogan yazılı orada. Sevgili kardeşim Eren Çaylan bana yayın öncesinde çevirdi Almancasıyla. Efendim insan hakları evrensel sözleşmesinin 30 maddesini hatırlatıyorlar. İşte insan hakları ayrımcılık yapılmaması vesaire. Bütün o maddeleri hatırlatan bir kampanya. Neye karşı bu kampanya? Katar'a karşı. Katar kim? 2022 yılında Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan ülke. Katar'da işte çok sayıda işçinin öldüğünü, bu tesislerin inşaatında çok sayıda işçinin yaralandığını ve insan haklarına zerre kadar riayet edilmediğini savunan bir kampanya pek çok Avrupa takımı da formalarının altında bu sloganı işleyen yani insan haklarına her yerde riayet edelim şeklindeki sloganları haiz tişörtlerle çıktılar. Antrenmanda ısınmada falan da kullandılar. Geçen akşam benim dikkatimi çekti. Türkiye Norveç maçında da Norveç teknik direktörünün üzerinde de vardı böyle bir tişört. Üzerinde ceket vardı ama altından gözüküyordu. Yani bir insan hakları protestosu. Şimdi bunu niye getirdim ekranlara? Şunun için getirdim sahalarda siyasi sloganlara ya da siyasi protestolara izin verilsin verilmesin diye bir tartışma var. Biliyorsunuz Türkiye'nin de başı derde girdi. Bu işte Mehmetçik selamı üzerinden UEFA ceza vermeye kalktı Türkiye'ye. Niye dedi siyasi gösteriler yapıyorsunuz filan. İşte bu da siyasi bir gösteri. Şimdi çok yaygın bir şekilde üzerinde ittifak e, sağlanan sloganlar olunca siyasi sloganlara izin veriyorsun ama yerel bazı sorunları öne çıkartan siyasi sloganlara yasaklama getiriyorsun. Bu da başka bir tartışma konusu ama tabii ki insan haklarına sahip çıkma anlamında bir sloganın sahalarda kullanılmasına tabii ki e, izin vermişler. Bu da mantıklı bir şey ama yine de tartışmaya açık bir şey. Yani ben de kalkar burada e, yerel bir sorun üzerinden bir slogan at atmaya kalkarsam önünü alamazsın bunların yarın o çıkar ben haklıyım der o sloganı atar ötekisi formasına başka bir şey yazdırır onunla çıkar gösteri yapar tribüne pankart açar E Türkiye'de de yapmıyor muyuz aynı çifte standardı Türkiye'de de statlara Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla pankartlar asılabiliyor ama mesela kalkıp ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu gitse dese ki Beşiktaş'ın maçında da ben Kemal Kılıçdaroğlu imzaldı efendim maskeye mesafeye temizliğe e, uyalım diyen bir pankart asmak istiyorum. Bakalım izin verecekler mi? Hayır olmaz. Sadece reisin pankartı olacak. Sen kimsin oraya pankart asacak mı diyeceksiniz. Olmaz böyle rezalet. Dolayısıyla sahalar ve pankartlar ve sloganlar diye bir e, siyasi e, ya da işte e, sportif tartışma başlığını hak eden bir tweet diyelim. Saatimiz 12.02'yi gösteriyor. Gelin biraz da köşe yazısı okuyalım. Cumhuriyet gazetesinde bugün Emre Kongar hayvan hakları yasası neden çıkarılmıyor diye haklı bir soru sormuş. Günlerdir, aylardır hatta yıllardır bu konu hep soruluyor, hep hatırlatılıyor. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi yani Türkiye'yi yöneten iktidar ve karşısındaki muhalefet partileri bir türlü o yasa üzerinde anlaşıp da yasayı çıkartamadılar. Bunu hatırlatmış. Sık sık da... E... Cumhuriyet gazetesinde Zülal Kalkan Delen'de bu konuda yazılar yazıyor. Emre Hoca da onu hatırlatmış. Diyor ki zaten bugüne kadar insan hakları konusunda yaptıklarına bakarak bu iktidarın hayvan hakları konusunda olumlu bir adım atacağına inanmak çok zor. Ayrıca yazarımız Zülal Kalkan Delen'e hayvan özgürlüğü konusundaki çalışmalarından ve yazılarından dolayı uygulanan sosyal medya linçleri ve tehditleriyle bunlar karşısında nasıl yalnız bırakıldığı da bu konudaki lobilerin azgın saldırganlığını yapmaktadır ve etkisini ortaya koyuyor demiş. Barış Terkoğlu bugün kokain çekenlerin burnundaki 100 dolardan söz ediyor. İşte bu kokain denilen zararlı maddeyi biliyorsunuz çekerken böyle 100 dolarlık banknot e, rulo yapılmış banknot kullanmışlar. Böyle de bir ab, abuk bir görüntü. Niye para e, kullanıyor Orada da bir başka bir mesaj mı var bilmiyorum. Neyse. Diyor ki gördüğüm en ilginç görüntü. Biz döviz neden yükseliyor diye tartışırken onlar bu buna söylenenleri hain ilan etmiş. Ceplerinden çıkanlara göre ise burunlarına toz çekerken ceplerindeki 100 dolarları kullanmışlar. FETÖ'cülerin 1 dolarlarının yerini yeni muhafazakarların yüzlükleri tamamlamış. Kürşat, Yağız ya da diğerleri. Şimdi gençleri evlerine hapsederek çözdüğümüzü sandığımız ortaklık ince bir yağmur gibi hepimizi ıslatmaya devam ediyor. Bir itirafta, bir fotoğrafta, bir videoda bize kendisini hatırlatıyor. Ganimeti çekip almadığımız sürece başında kavgaya tutuşanların öyküsünü konuşmaya devam edeceğiz demiş Barış Terkoğlu. Cumhuriyet'te bugün Barış Pehlivan ilk yazısını yazmış. Cumhuriyet'te 3 tane barışımız oldu şimdi. Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan bir de Barış Doster. 3 tane barış yazarımız var Cumhuriyet'te iftiharla takdim edelim. Barış Pehlivan bugün ilk yazısını yazmış. Soylu'ya hapisten mahrem mektup. Diye bir başlık atmış. Şimdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde e, sözcüden İsmail Saymaz'a verdiği bir mülakatta bu AKP'li e, Kürşat işte e, pudra şekerci e, Kürşat ya da işte neyse kokainci Kürşat. E, onunla ilgili e, beyanatta bulunanları tweet atanları filan muhalefette olanları tehdit ediyor. Parmak sallıyor. Üstü kapalı sopa sallıyor. Sopa gösteriyor aba altından. Diyor ki Allah muhafaza. Onların en yakınlarında böyle bir şey çıkarsa ne olucu, e, ne diyeceğiz? Görevim icabı birçok mahrem bilgiye sahibim. Doğru mu? Bu meseleyi milletvekili olup da paylaşanlarla ilgili sadece üzülüyorum. Allah muhafaza en yakınlarında böyle bir şey çıkarsa ne diyeceğiz? Diyor ki Süleyman Soylu, ben İçişleri Bakanıyım. Bende herkesin mahrem bilgileri var. İstediğim herkesin her şeyini bilirim ben. Yarın öbür gün çıkartırsam ne yapacaksınız diyor. Bir ülkenin İçişleri Bakanı'nın böyle bir tehditte bulunmaya hakkı var mı? Böyle bir sopa sallamaya hakkı var mı? Mahrem bilgilerimizin sizde olduğunu zaten biliyoruz. Yani muhalifler olarak ne yapacaksın? Özel yaşamımıza ilişkin şeyleri mi çıkarıp ortaya sereceksin? Böyle bir sorumsuzluk olur mu? Devleti yöneten bir devlet insanının, bir bakanının böyle bir demet sarf etmeye, böyle bir söz sarf etmeye hakkı var mı beyler? Yapmayın. Kafam karışık dolaşırken diyor Barış Pehlivan, sorduğum biri Adnan Oktarcıların arşivi olmasın dedi. Nasıl yani dedim. Oktar'ın soyluya yazdığı mektubu oku anlarsın dedi. Bir kez daha nasıl yani dedim. Malum şundan topu topu 7 ay önce Adnan Oktar'la aynı hapishanedeydim diyor Barış Pehlivan. Merak edip mektubun peşine düştüm. Sahiden silahlı suç örgütü yöneticiliğinden geçen aylarda hüküm giyen Oktar, yani Adnan Hoca dedikleri o Adnan Oktar Soylu'ya cezaevinden bir mektup yazmış. Hakan Erol'un Turnike kitabından e, okumuştum diyor. Meğer devamı da varmış. Oktar cezaevine girdikten sonra bakan Soylu'ya mektupla haber göndermiş. Bu bilgileri dijital bilgi depomuzdan polis aldı. Oradan bilgilenebilirsiniz. Yani diyor ki Barış Pehlivan Süleyman Soylu'nun sözünü ettiği o dijital arşiv mahrem bilgiler Adnan Oktar'dan ele geçirilmiş ve gerektiğinde kullanılmak üzere Süleyman Soylu tarafından bir aba altından sopa olarak mı kullanılıyor diyor. Utanç verici bir hadise tabi. Ee, bakalım ne olacak, ne gösterecek ilerleyen günler. TRT'nin haremsel ablık e, sınavından da söz ediyor. E, Barış Pehlivan e, hayırlı uğurlu olsun diyoruz. ilk yazısı. Orhan Bursalı, Doğu tarafımızda ABD, duvar, İran, Çin ve Rusya başlığıyla yazmış. Mustafa Balbal en büyük sorunlar en büyük sorun sorumlular diye yazmış Erdal Sağlam da artırmak için yaptıkları büyümeyi düşürmeye başladı diyor. Bir de Bey Çakın karikatürüne bakalım Cumhuriyet'in 12. sayfasında. Orada iki hanımefendi konuşuyorlar. Bey Çakın karikatürü geldi. Evet biri, diyor ki yemek artık matematik, lezzet değil. İçinde ne kadar protein, karbonhidrat, tuz, vitamin var o önemli olmalı. Eğitim de matematiksel, bilim değil puan önemli olmalı. İşleri de robotlar yapmalı, fabrikalar, politika, yapay zeka ile yönetilmeli. Sanat ise algoritmalarla yapılmalı. Öteki hanımefendi soruyor, peki insanlar neyle uğraşacak o zaman? Maske, mesafe, hijyen diye cevap vermiş. Gelelim Hürriyet gazetesinin yazarlarına. Hürriyet'te bugün e, Ahmet Hakan'ın köşesine bakalım. Ahmet Hakan, Selahattin Demirtaş'ın dilinin altındaki bakla başlığı, başlığıyla dün Demirtaş'ın yaptığı o açıklamaya değinmiş. Şunları söylemiş Demirtaş. Eğer muhalefetteki milliyetçi odaklar demokrasi ittifakını ısrarla engel olmaya devam edeceklerse bu durumda HDP öncülüğünde üçüncü bir ittifak, demokrasi ittifakı ilan edilebilir. Ne demek bu diye soruyor Ahmet Hakan. Hadi biraz anlamaya çalışalım. Acaba İyi Parti mi kastediyor demiş. Önerdiği yol şu. HDP öncülüğünde üçüncü bir ittifak. Ne yani millet ittifakı ve cumhur ittifakının dışında bir de demokrasi ittifakı mı olacak? İyi ama böyle bir durumda CHP ne olacak? diyor. Millet ittifakını bırakıp neden HDP'nin öncülüğünde başka bir ittifaka geçsin CHP diye soruyor. Sorular, sorular sorular demiş. Hiçbirinin yanıtı yok. Galiba sanırım herhalde Demirtaş'ın dilinin altında bir bakla var. En üst olarak açık etmediği nedir acaba o bakla diye soruyu ortaya atmış. Bilim kurulu toplanıyor diye bir başlık da atmış. Bir de işte teravih, iftar ve korona tartışmaları da e, Ahmet Hakan'ın bugünkü köşesinde değindiği bir başka konu. Sedat Ergin'in e, köşesinde de bugün ee, hemen oraya geliyorum. Doktor Fahrettin Kocanın eşit fedakarlık çağrısının izini sürdüğümüzde yani işte korona önlemleriyle ilgili olarak o restoranlar, Ramazan teravih tartışmasına o da girmiş. Abdülkadir Selvi, Anayasa Mahkemesi'nin HDP kararı ne anlama geliyor diye bir sorgulama yapıyor. İşte Anayasa Mahkemesi'nin e, duruşundan söz ediyor. HDP iddianamesini usul eksiklikleri yüzünden iddia etti. Onları paylaşacağım. Ama bu kararda Anayasa Mahkemesi'nin duruşunu da gösteren bir tavır var. Altını çizmekte yetindim diyor. İade gerekçelerini irdelemiş. Bir de Atatürk provasyonu ...provokasyonu nasıl önlendi diye Tekirdağ'da Atatürk büslerine, Atatürk heykellerine yapılan saldırıları konu almış. Ertuğrul Özkök bugün yine e, ileri yaş krizi ya da orta yaş krizine bağlamış. Nasıl bağlamış? Sharon Stone'la geçmişte yaptığı bir röportajı hatırlatıyor. Orada çekilen fotoğrafı e, bir film setinde galiba. <laughs> Efendim Sharon Stone beyaz bir bornozla Ertuğrul Özkök'le yan yana oturuyor... Ve bu beyaz bornozu görünce Ertuğrul Özkök sormuş o röportaj esnasında. Yorgun musunuz? Sharon Stone'un cevabı şöyle. Hayır hiç değilim. Ve şöyle de devam etmiş Sharon Hanım. Şu an sizinle her şeyi yapabilirim demiş. Şimdi Ertuğrul o laftan öyle bir şoka girmiş ki bu lafı köşesinde bugün dört kez tekrarlıyor. Dört yerde. Şu an sizinle her şeyi yapabilirim. Şu an sizinle her şeyi yapabiliriz dedi. Heyecanlandım. Şu an sizinle evet her şeyi yapabiliriz. Ama şunu da size hatırlatayım. Bu program halka açık bir televizyonda da yayınlanacak demiş. Şimdi yıllar önce yapılmış 2005, yıl, 2005 yılının Aralık ayında. O laf öyle bir etkilemiş ki Ertuğrul'u hala şokta. Şer, ol bana dedi ki şu an sizin her şey plan gibi Ertuğrul bunun şokundan hatta bunun şokundan hala kurtulamamış tam dört kez yazmış bir de başlığa koymuş bu gece sizinle her şeyi yapabilirim. Ertuğrul hala orada 2005 yılının Aralık ayındaki o röportajda kalmış dili damağı tutulmuş Ertuğrul'un oyunu tekrarlıyor Şerim bana dedi ki şu an sizinle her şeyi yapabilirim. E Ertuğrul dilinin altındaki baklayı çıkar. Yaptım mı yapmadım mı diye sorarlar adama. ver bize hesabını ilerleyen dakikalarda az sonra filan diye anons eder gibi yazmış. İlahi Ertuğrul yahu yeter artık. <laughs> bu muhabbetlerden bıkmadı bu adam. Sözcü gazetesi 2 dakika diye de uyarıyor Ünal beni. Çenemiz yine açılmış bugün. Vakti idareli harcayalım. Sözcünün de yazarlarına bakalım. Yatma başlığıyla Uğur Dündar bugün rahmetli Bekir Coşkun üstadımızın eski bir yazısını köşesinde almış. Diyor ki yatma o zaman kaldır başını artık bir böcek gibi ezilip bir dal gibi kırılıp bir sürü gibi güdülüp bir toz gibi üfürülüp bir ot gibi sökülüp bir kuş gibi vurulacağına yatma diyor. İsmail Saymaz bir ayrıcalık hikayesinden bahsediyor. İşte bu korona önlemleri, bakan cenazede, vekil kongrede, Ramazan'da fiili oruç yasağı bu çelişkili önlemlere değinmiş. Diyor ki deyim yerindeyse sokağa çıkma yasağı cami cemaati dışında herkese uygulanacak diyor. Yani teravih serbest olacak, insanlar sokakta dolaşacak. E saat 21'den sonra veya hafta sonu sokağa çıkmak isteyenler teravih gerekçe gösterdiğinde ne denilecek diyor. Her sokağa çıkan polis ve bekçi marifetiyle camiye kadar takip mi edilecek? Namaz saatinde av ...kavare gezenler camiye mi sokulacak... ...bu abukluklara dikkat çekmiş... ...İsmail Saymaz kardeşimiz... ...bugünkü köşe yazısında ve... ...Yılmaz Özdil de irtica başlığıyla... ...diyor ki... ...ey millet iyi biliniz ki... ...Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dayanışçılar... ...müritler, mensu, mensuplar... ...memleketi olamaz en doğru, en gerçek tarikat medeniyet tarikatıdır diyen Mustafa Kemal sırtından hançerleniyorsa kardeşim fırkateynlerimizin isimlerini TCG Ticani, TCG Menzil, TCG Nakşi yapmazlarsa kuleliği türbeye, kozmik odayı tekkiye çevirmezlerse hatırım kalır demiş silahlı kuvvetlerde yaşanan gelişmelerle ilgili bugünkü yorumunda. Ve böylelikle saatlerimizde 12-14'e ulaştı bile medya terapiye bugünlük de burada nokta koyuyoruz. Yarın sabah saat 11'de yine bu stüdyoda medya terapide buluşalım. Akşam da saat 18.30'da KRT akşam haberlerine bekleriz. Hoşçakalın.